Merhaba arkadaşlar, 16 Aralık Cuma günü İzmir'de 7 koşulu bir program var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu ile Yedili Plase ve birinci üçlü Ganyan başlayacak. 1200 metre kum pistte şartlı 5 koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları mücadele verecek. Baktığımızda 2 numara Perotti 81 handikapa ulaşmış bir safkan. Açık yarış, grup yarışlar koşmuş ve başarılı olmuş bir tay. Ama üstünde bugün Cem Altun Apprenti ile koşuyor ve rakiplerine baktığımızda da oldukça formda rakipleri var. Bunların ilki 3 numaralı Win For You Mustafa Çiçek'le. Sonra Özcan Yıldırım idaresindeki 4 numaralı Dems Victory. Ve son olarak da 1 numaralı Mittelmeer. Yine şanslı gördüğüm taylardan biri. Sıralamam 2, 3, 4 ve 1 birinci koşu için. İzmir'de altılı Ganyan ikinci koşuyla saat 19'da başlıyor. 3 yaşlı Arap taylarının 1600 metredeki maiden koşusu 10 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. 4 numaraya baktığımızda da ilk kez sahaya çıkıyor. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 4 numaranın idman görüntüsü olmasa da 6. ayda Haziran'da yaptığı iki galobu oldukça dereceliydi ama ondan sonra uzun bir ara verdim. Yaklaşık 5 ay aradan sonra 11. ayda yine iki çalışması var. Derece olarak pek de tatminkar gelmedi bana. Bugün için şans vermeyeceğim. Burada 4 tay yazdım. İlki Görkem Özçelik idaresindeki 9 numaralı Varlık Şah. Buradaki favorim oldum. Sonra hazırlıkları oldukça iyi. 8 numaralı uzun bir ikinci önereceğim Safkan. Sonra 2 numaralı çiftçi kardeş bir kez koşup dördüncülükte kaldı ve tatminkar bir koşuydu. Tercihli start alıp en dış kulvardan yarışa başlayacak Gökhan Gökçe ile yazalım derim. Son olarak da sürprizleri önereceğim Safkan'da 1 numaralı Boğazlayan olacak. Sıralamam 9, 8, 2 ve 1 altılı Ganya'nın ilk ayağı için. Üçüncü koşuda altılı Ganyan'ın da ikinci ayağında 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2100 metrede koşacak. Handikap 22 koşu. 1 numara ile 4 numara yarışa ekürü olarak katılıyor. Buradaki önceliğim Nevzat Avcı idaresindeki 5 numaralı Kuanpo olacak. Sürekli tabelanın içinde bitiriyor ama bir türlü kazanamıyor. Ve genelde de hep ağır kiloyla koştu. Son iki koşusu özellikle 63 kiloyla koştu. Bugün 57,5 kiloyla sonlardaki etkili ataklarıyla bu grubu geçmesini bekliyorum. Favorim 5 numara Kuanpo. Rakipleri 2 numaralı Bukefalus. O da bu mesafede iki koşusu var. Biri birincilik ve biri ikincilik. Kiloda genelde bu kilolarda koştu son koşularını. İkinci tercihimde öneriyorum. Sonra 4 numaralı Junior Çınar Mustafa Çiçek ile yine şanslı bir tay. Özellikle son 4 koşusu çok tatminkar. 7 numaralı Çınar Bey bu grupta biraz zor olsa da yine de sürprizlere öneriyorum. Özellikle kum pist biraz nemli veya ıslak olursa muhakkak şanslı olacaktır 7 yaşındaki Çınar Bey. Ve son olarak da Görkem Özçelik idaresinde 9 numaralı Dabbe 51 kiloyla bu yarışa katılıyor. Bugün için de son yarışında yaptığı gibi yine kazanabilir. Son tercihimde de olsa yazdığım bir safkan. Sıralamamda 5, 2, 4, 7 ve 9 oldu. Üçüncü koşu için arkadaşlar. Üçüncü ayağa geldiğimizde 4 yaşlı Arap atları 1600 metrede koşacaklar. Handikap 15 koşuda 8 at mücadele verecek. Burada bank olarak önereceğim at Mertcan Çelik idaresindeki 4 numaralı Uzun Mehmet olacak. Son iki yarışını ikinciliklerle tamamladı. Bu sahip değiştirdi. Bugün için de yeni formasıyla sahaya çıkacak ve kazanarak başlayacağını düşünüyorum yeni formasıyla. Banko diyorum 4 numaralı Uzun Mehmet için. Beşinci koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 2100 metrede koşacak. Şartlı 4 koşu. Dişilere ait bir koşu. 8 kısrak yarışa kayıtlı ve binicilere baktığımızda da yamak birler at biniyor burada.
3 atı yazdım değerlendirmeme. Bunların ilki 6 numaralı Ak İrem oldu. Uzayan mesafe lehine olacağını düşünüyorum. Favorim 6 numaralı Ak İrem. Rakipleri 3 numaralı Ayduru, Eray Çizik ile muhakkak yazalım. Son olarak da 62,5 kilo da olsa 1 numaralı Cali Betay'ın da şanslı olduğunu düşünüyorum. Cem Altun kazanarak Yamak 2'ye de terfi edebilir bu yarışta. En fazla burada yarış kazanan Yamak Cem Altun, 1 numaranın binicisi. 49 yarış kazandı şu ana kadar. Cali Betay ile de 50 yapabilir bunu. Sıralamam 6, 3 ve 1 oldu 5. koşu için. 6. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre kum pistte koşacağı satış 2 koşusu. 10 safka mücadele verecek burada. Dördünü şablonuma yazdım. Bunların ilki 3 numaralı Arslan Kapısı Mehmet Gönül Taş ile önceliğim olacak. Fakat bildiğiniz üzere start sorunu var. Arslan Kapısı sık sık startta kalıyor. Bazen starttan çıkmıyor. Bugün iyi bir çıkış yapacağını düşünüyorum, varsayıyorum. Ve yarışı kazanacağını düşünüyorum. Önceliğim 3 numara. Tabii güvenilir bir isim mi? Değil. Dediğim gibi sık sık startta kalan, start sorunu olan bir safkan. Yanına yazdığım rakiplerin ilki son yarışlarını sürekli tabelada bitiren 1 numaralı White Ocean. Bu ikisi biraz ön planda tutuyorum. 3 ve 1'im. Yine de zorlu bir koşu. 9 numaralı Siyah Göz. Son yarışını ölçü almıyorum. Bu mesafeyi 1.28'lerde koşabilen bir safkan. Mertcan Çelik'le buranın sürprizini yapabilir. Son olarak da 5 numaralı Agassi. Henüz yarış kazanmamış safkanlardan biri. Buradaki safkanlardan biri 5 numaralı Agassi. Bugün için kazanabilir. İlk yarışını kazanabilir. Yine sürpriz yapmasını beklediğim diğer bir safkan. Sıralamam 3, 1, 9 ve 5 oldu 6. koşu için. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda günün son koşusu saat 21.30'da başlıyor. 3 yaşlı Arap Taylarının 1600 metrede maiden koşusu ilk birinciliği için 10 tay mücadele verecek. Dördünün şanslı olduğunu düşünüyorum. Bunların ilki Cemal Paso idaresindeki 10 numaralı Prenses Didem buradaki benim favorim. Rakipleri 5 numaralı Kerkük ki tayı çok iyi tanıyan Müslüm Baydan ile koşacak. 5 numaralı Kerkük muhakkak şanslı olacaktır. Sonra 4 numaralı Deviren Ağa son iki yarışını bugünkü aprantisi Oktay Kızıldaş ile koştu. Üçüncülük ve ikincilikte kaldı. Bugün için yine şanslı safkanlardan biri. Son olarak önereceğim safkanda 139 gündür koşmuyor olsa da Ali Yıldız tercih ile 8 numaralı Taşkalp muhakkak yazalım derim sürprizlere. Sıralamam 10, 5, 4 ve 8 oldu Altılı Ganyan'ın son ayağı için arkadaşlar. Tahminlerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.